Sana romantik şiirler yazmayacağım artık. Kör olayım yazarsam. Sana senin anladığın dilden yazacağım. Yani matematik ile yazacağım. Bir mimar matematikten anlar ve reel olur. Bulunduğum konumu uzun süre düşündüm. Sonra kendimi buldum. Ben aşk çemberine teğet geçen bir doğruyum. Tek tesellim hala doğru oluşum. Teğet geçme nedenimse çemberin sabit duramayışı. Eksiğim yok muydu? Vardı. Ben iki komşu dik kenar arasındaki açı kadar diktim. 90 dereceydim yani. Seni de bir hipotenüs gibi hep karşımda duracak sandım. Lakin aldandım. Sen bir gün çekip gidince üçgenimiz bozuldu. Bendeki vektör arasındaki bir açı oldu. Üçgen olmalıydık oysa. Dörtgen olmalıydık. Beşgen olmalıydık. Ne bileyim. Çokgen olmalıydık. Ama asla yamuk olmamalıydık. Yamuk hiç sevmem. Ne zaman yamuk dense Quasimodo gelir aklıma. Ve içim cız eder Notre Dame'ın kamburuna. Matematik sabittir. 2 çarpı 2 eşittir 4. Pi sayısı eşittir 3.14 gibi. Edebiyat ise değişkendir. Ah aman gider o yare haber. Yar da yanar bir zaman misali. Olmayacak hayaller vardır edebiyatın. Ne yare haber gider ne de yar yanar. Olan sana olur, eczacılara gün doğar. Okulun kapısında seni beklerken oturduğumu mermerin soğuğunu bir ben bilirim. Bir de haftalar boyu yutulan antibiyotikler. Düşünüyorum da kıskanırdım eskiden seni. Paylaşmam yarın yanağından gayrı demiştim asla. Benim için tektin, paylaşılmazdın. Şimdilerde bunun da formülünü buldum. 4 çarpı sen kere artı sen. Bu formülden içi boş kaç tane sen türetebilir? Bence hiç. Dört işlem bilirdim önce. Senden önce yani. Toplamayı severdim. Toplardım bütün güzellikleri. Bölmeyi severdim. Yanlış anlama. Ülkemi değil. Ekmeğimi bölerdim. Yüreğimi bölerdim. Çarpmaya başladım sonra. Kafamı bütün duvarlara. Sen beni bu güzelliklerden çıkardın da eline ne geçti? 6 ile 5'in toplamından bile elde bir kalırken senin bu sevdadan elinde ne kaldı? Neyi ne için isterdin anlamazdım bir türlü. Çözülmesi zor bir denklemdin sen benim için. Sen pay paydasından küçük. Sen 4 işlemin yutan elemanı. Sen çarpım tablosunda yolunu şaşırmış X. Bense yanına ilişmiş herhangi bir rakam. Ve sen her defasında X'i yalnız bırakabilmek için beni benimle sadeleştirdin. Biz sana ne değerler verdik de sen eşitliğin sahana hep değersiz olarak geçtin. Şimdi soruyorum sana. X'i yalnız bırakabildin mi? Ne hayaller kurmuştum sana dair, bana dair, kısacası bize dair. Kırmızı panjurlu bir evimiz olacaktı, küçük bir bahçe içerisinde. Bahçemizde bir de havuz. Havuzumuzu 2 musluk 3 saatte doldururken 1 musluk 2 saatte boşaltacaktı. 2 de çocuğumuz olacaktı. Birinin adını Pascal koyacaktık, diğerini Abdülkerim. Çocuklarımızın yaşları toplamı babalarınkinden 1 eksik, annelerinkinden 2 fazla olacaktı. Tezatlar ülkesinin belki de en tezat çifti olacaktık. Sen profiterol yerken ben acılı lahmacun yiyecektim. Artık hiçbiri olmadı.
Çünkü sen sevgimin değerini sıfır eşitledin. Sen beni terk ettin. Olsaydın, olacaktı oysa. Ama olması için benim ne olmam gerekiyordu bilemiyorum. Bir para böl mü yoksa parası bol mu? Ben bir yarım uyaktım kendi içimde edebiyatvari. Sence ne olmalıydım? Zengin kafiye mi? Sana romantik şiirler yazmayacağım artık. Kör olayım yazarsa. Çarpılayım da kendime geleyim. Hatta yüzün üçe bölümünden kalan 33.333'ündeki devreden üç gibi sonsuzlukta boğulayım. Yanayım. Hatta kül olayım. Bütün kalbimle sana karşı hissettiklerimi ve seni görmek istediğimi bildiğin halde gittin ya. Git. Zıkkımın kara köküne kadar yolum var. Diyemiyorum. Yine de sana reel sayılar kadar reel mutluluklar diliyorum.